Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'nın desteğiyle büyük çoğunluğunun metamfetamin satıcısı şüphelilerinin oluşturduğu örgüte yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Diyarbakır merkezli 10 ilde İstanbul, Bursa, Batman, Şanlıurfa, Van, Muş, Bitlis, Erzurum, Eskişehir, Mardin'de gerçekleştirilen operasyonda 4200 polis görev alarak 20 narkotik madde arama köpeğinin de bulunduğu operasyonda 292 şüpheliye ait 205 adreste aramalar yapıldı. Operasyona dair 184 şüpheliye adli işlem yapılarak 64 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandığı belirtildi. Şüphelilere yönelik 8 ay süren titiz çalışmalar neticesinde örgütün en üst piramidinde 2 kadın elebaşının bulunduğu, uyuşturucu sevkiyatı ve para transferinin bir kısmının bunlar üzerinden yapıldığı tespit edildiği belirtildi. Kökünü kurutma operasyonunun Türkiye'de bu zamana kadar gerçekleştirilen en büyük çaplı sokak satıcısı operasyonlarından biri olduğu ve operasyonla kimyasal nitelikli uyuşturucuları satan şüphelilerin tamamının tek seferde yakalanmalarının amaçlandığı belirtildi. Öte yandan operasyonun Diyarbakır Narko Alan Projesi çerçevesinde elde edilen bilgilerin detaylı analiz edilmesi sonucu karar verildiği kaydedildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenen basın toplantısında Diyarbakır merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik kökünü kurutma operasyonu başlatıldığını açıkladı. Yaklaşık 8 ay önce başlayan ve bugüne kadar da ilmek ilmek işlenen titiz bir çalışmayla uzun zamandır arkadaşlarımızın üzerinde gayret gösterdiği Diyarbakır Başsavcılığı ile birlikte yürütülen bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirilmiştir. Kökünü kurutma operasyonu, operasyonun ismi. Önemi şuradadır. Diyarbakır'da hem baronlar hem baroniçeler, hem narkoterör, hem sokak satıcıları, bütün hepsi 21 Eylül'de başlayan narko alan projemizin akabinde tek tek tespit edilmişlerdir. Hem Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüz, Narkotik Daire Başkanlığımız, Başsavcılığımız hakikaten iyi bir koordinasyonla sonucu alabildiğimiz bir operasyon gerçekleştirdiler. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu operasyonda 292 hedef söz konusuydu. 10 vilayette ve birçoğu yani ağırlıklı bölümü Diyarbakır'da ve yine 292'nin 8'i jandarma bölgesinde, jandarmamız da operasyonun içerisindeydi. Ve 292 hedefe sabah 04 itibariyle arkadaşlarımız 4200 polis arkadaşımız ve jandarmalarımız, 400 araç, 20 narkotik köpeği, 05 itibariyle evlere girilmek suretiyle şu ana kadar 213 gözaltı yapıldı. Bu operasyonun kendine ait özellikleri var. Onun için başsavcılığımızın altını çizerek söylüyorum. Bu operasyon projeli bir operasyondur. Ve başından itibaren tek tek takip edilmiş tüm dinlemeleri, tüm delilleri çok net bir şekilde elde edilmiş ve netice itibariyle de hukuki deliller de elde edildikten sonra operasyona döndürülmüştür.